Hepinize merhaba. Yine sıklıkla anlattığım bir konu iyot kullanımı. Bu tabii ki iyotlu tuz falan değil. Normal Lugol solüsyonunu her derde deva şeklinde kullanımı öneren meslektaşlar veya işte birbirinden duyan, komşusu kullanmış, akrabası kullanmış, ben de kullanayım diyen kişilerin yaptığı hata. Şimdi ciddi bir şekilde dünyada da bir iyot lobisi var. Biz de sanki anti iyot lobisi gibi bir şey olduk. Bu konu Mustafa Atasoy'un Fonksiyonel Tıp Akademisi YouTube'da 5 tane video oluşturmuş ve çok derin bir şekilde yayınlarıyla anlatıyor. Hepsini ben izledim. Size özetin özeti şeklinde geçeceğim iyodu. Ama bir endokrin cerrahı olarak biz iyodu, Lugol solüsyonunu günde bir damla olarak bir hafta boyunca zehirli guatr hastalarında kullanıldık. Neden biliyor musunuz? Hücreyi bloke etsin verilen iyot. Buradan tekrar tiroid hormonu yapılamasın. Hastada bir hipotiroidi oluşturalım. Kanlanmayı azaltalım. Ameliyatı daha sağlıklı yaparız diye. Yani böyle kafaya göre iyot kullanımının, Lugol solüsyonu, yüksek doz iyot kullanımının İleri derecede hipotiroidi yapma veya zeminde var olan bir Graves, yani zehirli guatrı hortlatma durumu var. %20. %20 çok büyük bir oran. Biz ameliyatlarımızı yaparken %1'in altında komplikasyon oranı oluşturmamak için yırtınıyoruz ve çeşitli tedbirler alıyoruz. %20 çok büyük bir oran. Siz trafikte bir yere gideceksiniz, %20 kaza geçirip ölebilirim ben diye bir diyelim ki oran var. Çıkar mısınız o arabayla yola? Çıkmazsınız değil mi? %20 çok büyük bir oran. Şimdi tabii başına bir iş gelmeyenler bunun için işte iyot için olumsuz konuşuyorsun, şudur budur diyebilir. Ama gelen hastalar var, onlar söylesin size. Graves ile hala Graves gelişmiş iyot kullanımı sonrası. Hala baş edemeyen, göz bulgusu olan, belki de ameliyata gidecek hastalar var. Ağır hipotiroidiye girenler var. Bu dengeyi bozuyor. Neden bozuyor? Wolff-Chaikov etkisi denir buna. Yani tiroid hücresi. Nedir? İşte tirozin girecek, iyot girecek, birleşecekler. Önce T4 hormonundan önce T3 olacak, T2 olacak, T1 olacak falan sırayla gidecek ve T4 hormonu oluşacak orada. Şimdi hücrenin reseptörünü bağlanıyor dışarıdan gelen iyot. Bağlanıp kapatıyor, başka bir iyodun girmesine müsaade etmiyor. İşte tiroid hormonu o zaman yapılamıyor. Hipotiroidiye giriyor hasta. Wolff-Chaikov etkisi denir buna. Bazı hastalarda ise o işte Lugol solüsyonu kullanımının hipertiroidi yapma riski var. Graves. Uyuyacak, belki hiç çıkmayacak, ömür boyu çıkmayacak bu. Ama birden patlıyor, hasta Graves'le ondan sonra mücadele ediyor. Şimdi bu Lugol solüsyonu tabii çok yüksek bir dozdur bu Lugol. Ben hani satılan standart çeşitli iyot damlalarından bahsetmiyorum size. Lugol'dan bahsediyorum. Japonya en fazla beslenme şekillerinden dolayı iyot tüketen ülkedir. Günde bunlar 3-3,5 gram iyot tüketirler. Maksimum etkidir bu. Ve Japonya'da da açıkçası papiller tiroid kanseri fazladır. Bunun nedeni de yüksek iyotla beslenmeye bağlanır. Ya bir de böyle bir etki var. Şimdi Lugol solüsyonunda ise bir damlasında 6,25 ondan sonra miligram iyot var. Ne kadar yüksek. Şeyi de söyledim, Japonya'da 3-3,5 miligram alıyorlar yani iyodu. Günlük maksimum dediğim bu. Öbüründe de 6,25 miligram iyot var bir damlasında. Bir de bunun 10 damla, 20 damla günlük kullanımı söz konusu. Maalesef bu iyot lobicileri bu şekilde kullanıyor. Ondan sonra da dediğim gibi %80 belki bir şey olmuyor ama %20 çok ciddi problemler çıkabiliyor. Şimdi onları kullanan hastaların, yani hekime de gidiyorlarsa bu iyot lobisindeki hekimlere, neden kendilerini iyi hissediyorlar? Şöyle düşünün, beslenmesini düzeltiyor. Vitamin, mineral alıyor. O nedenle kendini iyi hissediyor. Şeyden değil, Lugol'dan değil. Biz
aklımızı mı yedik yani bu kadar muhteşem bir şey olsa? Neden hastaya şey yapmayalım, vermeyelim bunu? Tabii ki isteyen kullanır, bir şey söyleyemeyeceğim ama sakıncaları bu şekildedir. Çok yüksek dozda iyot içerdiği için bu Lugol solüsyonu, bunun dozu haftada bir damladır. Hadi bilemedin haftada iki damladır. Bakın değil günde 10 damla, 20 damla. Haftada bir veya iki damladır. O da tahlil yapılarak önerilmesi gerekir. Bu videoda size yine iyot kullanımından söz ettim. Özellikle Lugol solüsyonu kullanımından. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.